Ardından Fırat ekranlarından hepinize mutlu hafta sonları diliyoruz. Sevgili spor severler, A'dan Z'ye Spor ile karşınızdayız. Ben Mustafa Sağlam. Bu hafta yine birbirinden değerli konukları stüdyomuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Tabi ekranlarınız başında bizleri takip ederken stüdyomuzda kupaları da göreceksiniz. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Sayın Selçuk Dönmez beyefendi. Tabi Selçuk Dönmez'i yerel basınımızda vücut geliştirici olarak tanıyoruz. Ve Selçuk Dönmez 6-9 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılacak ve Dünya Şampiyonası'nda hem Elazığ'ı hem de ülkemizi ve milli formamızı gururla temsil edecek muhakkak ki. Ve bizler de bu hafta sevgili Selçuk abiyle birlikte programımızı şekillendireceğiz. Tabii vücut geliştirici etkenlerden konuşacağız, fitness'tan konuşacağız ve tabii ki atletik fizik dalında konuşacağız. Atletik fizik dalı ne? Bunu açıklayacak bize sevgili Selçuk abi. Selçuk Dönmez'le birlikte tabii ki bu hafta A'dan Z'ye Spor'da sizlere yine tekrardan konuk olmaya devam edeceğiz. Kıymetli abim hoş geldin. Selçuk Dönmez'le birlikteyiz. Tabii kupalar şu an masamızda. Bu kupaları vücut geliştirici sporlarla elde ettiniz ve vücut geliştirerek bu aşamaya geldiniz. Aslında tabii sizleri takip ettiğimiz için bizi tanıyoruz evet. Selçuk Bey. O yüzden isterseniz siz kendinizi tanıtın. Ekranları başında bizleri takip eden, izleyen sevgili spor severler de sizleri tanımış olur. Ya, öncelikle adım Selçuk Dönmez. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness milli takım sporcusuyum. Evet. Öncelikle ben buraya çağırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Fırat TV ve Fırat TV ailesine, sporcuya ve spora destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Evet, tabii biz A'dan Z'ye Spor programı olarak, Kanal Fırat Spor Servisi olarak dolayısıyla sporcuya ve spora destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü böyle başarıları vitrine çıkarmamız lazım, böyle başarıları gündeme getirmemiz lazım. Selçuk abi tabii sen yıllardır bu işle de uğraşıyorsun. Evet, bu işle İstersen filmi biraz geri saralım ve geriden gelelim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun, kaç yaşındasın, nerelisin? Bunlardan başlayalım. Şimdi 47 yaşındayım. 20 yıldır spor yapıyorum. 20 yıldır? Evet. Elazığ merkezde oturuyoruz. Yani Elazığ merkez köyümüz var tabii ama işte Elazığ merkez diye geçiyor. Evet. 20 yıldır yapıyorum. 5 yıldır da profesyonel olarak yapıyorum. Öncelikle işte bu spora böyle bir filmden esinlenerek başladım. Evet. Hangi filmdi? Bu Arnold Schwarzenegger'in Conan filmi vardı. Tabii çocukluğumuzda da ben gitmiştim. Evet. O zamandan öyle bir heves oldu bende. Bu spora başlamaya karar verdim. Tabii ki bu spora başladığım zaman o zamanlar böyle profesyonel düşünmüyordum. Evet. Bir görsellik olarak yani böyle bir kıyafet giydiğin zaman yakışsın işte. Ne bileyim bir sağlık açısından psikolojik olarak rahatlamak için yapmaya başladım. Bir 10 yıl falan yaptım, 10-15 yıl. Ondan sonra artık dedim bunu bir pekiştirelim, bir profesyonel olarak yapalım. Bunun bir adı olsun. Evet. 5 yıldır da işte profesyonel olarak yapıyorum. Yarışmalara katılmaya karar verdim tabii. Böyle devam ediyorum yani şu Peki an. Peki bu aralıkta şimdi bu spora yani fitness dediğimiz salonlara girdiğiniz zaman tabii anlattınız. O zaman da aklınızda yoktu. Sadece görsel olarak yaptınız da. Evet. Ben şeyi merak ediyorum. Tabii bu fitness'ta çok nankör bir spor olduğu söyleniyor. Evet. Veya işte uğraştırıcı bir dal olarak söyleniyor. Siz bu vücudu mesela sizlerin vücudu tabii şu an ekranları başında bizleri izleyen spor severler tabii ki biraz görüyor ama biz sizin bana attığınız o fotoğrafları da gördükten sonra Selçuk abi gerçekten harika yani. Özellikle o damarların da çıkması falan. Bu süreye gelebilmek için bir sporcu ne kadar çalışması lazım? Tabii siz 20 yıl çalıştınız ama bir fil çalıştınız mı? Hiç bırakmadınız değil mi? Bir fil çalıştınız. Bir fil 15 yıl yaptım ama böyle nasıl yani büyümek için değil. Yani böyle fit kalmak için yani aynı formda kalmak için yaptım. Evet. Ve hep aynı formda kaldım. Ama ben bunun nasıl bir faydasını gördüm? 47 yaşına geldim şu an. Evet. Kendi yaşıtlarıma bir baktığım zaman hepsinin böyle göbeği çıkmış, işte kamburlaşmış gördüm ve kendime bir baktım ve benim vücudum daha böyle güzel fit bir şekilde. Evet. Tabii sizleri gördükten sonra yaş da 47 olunca evet. Maşallah yaşınız da çok yüksek mi desem, çok sağlıklı görünüyor mu desem. Tabii spor adamı biraz genç gösteriyor. Evet. Sporun işte bu denli faydası. Ekstra olarak başka ne işlerle uğraşıyorsun abi? Ekstra olarak işte kendime destek amaçlı. İşte gündüzde boya işlerine gidiyorum. Evet. Şimdi bu spor biraz masraflı bir spor. Biraz sıkıcı bir spor yani. Destek isteyen bir spor. Tek bir işle olmuyor.
İşte kendime bir maddi destek olarak gündüz boyaya gidiyorum. Gece de geliyorum. Hocalık yapıyorum. Yani fitness antrenörü yapıyorum. 4 saat, 5 saat. 5 saatin sonra da 1-1,5 saat idmanımı atıyorum. Evet. Şu an böyle devam ediyorum yani. Tabii sizleri gördükten sonra bir de aklıma şey geldi. Tabii ona baktım şimdi. Kovancılar'da da, Kovancılar ilçemizde çok önemli bir sporcumuz var. Yine yaşı 45'in üzerinde. Evet hocam. O da boksör olarak ilk defa milli takıma çağrıldı. Tebrik ediyoruz. İnşallah onunla evet. da burada bir program yapacağız evet ilerleyen hocam. Zamanlarda. Tabii sizleri görmek, sizleri bu şekilde dirençli bir şekilde görmek genç kardeşlerimize de ivme kazandırıyor. Şimdi tabii ilk olarak başladınız. Ondan sonra devam eden bir süreç var. Evet, ben şeyi merak ediyorum aslında. Şimdi fitness genellikle vücudun daha şekillendirici gözükmesi için yapılan bir spor. Görsellik. Görsellik. Yani, evet, görsellik. Peki fitness'ın aslında kolay ve zor yanları neler? Onlara da biraz girecek olursak. Mesela çok zorlandığınız anlar oluyor mu? Veya setlerde veya kolay olarak algıladığınız şeyler var mı? Bu işin şimdi zor ve çok zor tabii çünkü. Sonuçta hem beslenme yapacaksınız, hem idmanlarınızı düzenli bir şekilde yapacaksınız. İdmanlar gerçekten yani kası uyarmadığınız zaman, güzel bir idman atmadığınız zaman hiçbir işe yaramaz. Aslında birinci önemli olan kuralı beslenme. Beslenme de yani bildiğiniz gibi biraz zor bir süreç. Beslenme yapmadığın zaman idmanın hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Yani bu ikisi birbirine pekiştiriliyor. Bizim gençlerimiz işte bunu pek fazla anlayamıyorlar. Yani geliyor orada tabii onlara biraz bilgi veriyorum. Hani işte ilk önce bir beslenmenizi yapayım. Beslenmenin sporun %70'i beslenme diyorum. %20'si spor, %10'u da uyku diye geçiyor. Evet. Şimdi bunları pek peşte işte gençlerimiz biraz böyle amatörce davranıyor. Elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz yani. Peki beslenme derken Selçuk abi mesela hadi diyelim ki benim bu işte uğraşan çok arkadaşım var. Evet. Özellikle biz BESYO'da okurken, beden eğitiminde okurken evet. Ev arkadaşım vardı Furkan. Sevgili Furkan buradan selamlarımı ileteyim. Osmaniyeliydi. Evet. Çocuk sürekli tavuk yerdi. Hocam sürekli... Tavuk haşlaması. Yani mesela beslenme derken nasıl bir beslenme olması lazım? Hocam şimdi profesyonel beslenme farklı. Yani şimdi mesela ben profesyonel olduğum için ben A'dan Z'ye dikkat etmem gerekiyor. Evet. Şimdi ben A'dan Z'ye dikkat etmediğim zaman vücut hemen kendini bırakıyor. Hmm. Yarışmaya gidiyorum. Mecburen A'dan Z'ye inceden dikkat etmem gerekiyor. Ama normal bir insanın böyle abur cuburlardan biraz uzak durması gerekiyor. İşte tatlı yiyecekler. Mesela sen duruyorsun değil mi abi? Tabii ben 6 aydır şu an yani tatlı ağzıma vurmadım. 6 aydır abur cubur yok, meyve yok, süt ürünleri hiç yok. Hiç bir tatlı bile yemedim, bayramda yok. Bile yemediniz değil yok, mi? Yok, bayramda bile yemedim. Maşallah. Süt ürünleri yok, ondan sonra meyve yok bizde. Benim şu an sadece tükettiğim pirinç, yulaf, ondan sonra işte tavuk eti olabilir, hindi eti olabilir. Kırmızı et? Kırmızı et olabilir. İşte bunları bu şekilde tüketiyorum. Günlük tabii bunların da bir... dozajı var. Dozajı var tabii ki. Yani gününe göre onu ayarlıyoruz. Evet. Yani yükseltiyoruz ya da düşürüyoruz. Maddi anlamda da külfet oluşturuyor mu? Maddi anlamda çok külfetli. Yani gerçekten zengin bir insanın bile bu sporu yaptığı zaman bunları yaparsa bence yıkacağını düşünüyorum. Hmm. Gerçekten zor, maddiyatı çok zor. Yani bunun süplementi de var. Sadece yani böyle normal bir beslenme değil. Süplement de bir protein tozu aldığın zaman 400 liradan başlıyor. Bir hemen oraya gireceğim. Şimdi sevgili Selçuk abi bu protein tozları sizce zararlı mı? Yoksa hani bir şeyi var bence mı? Bence hocam zararlı değil. Neden zararlı değil? Eğer bilinçli kullanırsan, bir de sağlam yerden alırsan, sahte ürün eline geçmezse hiçbir sıkıntı yok. Çünkü sen o protein tozunu içiyorsun ve sporda yakıyorsun. O sana kas olarak geri dönüyor. Hmm. Ama eğer içip de iyi bir idman atmazsan o zaman sıkıntı olabilir. Ama bazı spor akademisyenleri diyor ki bunları kullanmayın, bunlar zararlı. Hocam onlar şimdi sporun içerisinde pek fazla olmadıkları için bence yani bilmiyorlar demeyeyim de yani bilemezler yani. Hmm. Çünkü biz sporun içerisinde olduğumuz için şöyle diyeyim, iyi beslenemedin. Yani normal gıdaları alamadığın zaman protein tozu bir destekleyicidir. Şimdi sen normal gıdayı alamadığın zaman protein tozu da kullanmadığın zaman kas kaybı yaşarsın sporda. O daha zararlı bence. Öyle. Tabii yani şimdi o yüzden mecburen bir şeylerle desteklemek gerekiyor. Protein tozu bir de kana erken karıştığı için kasın deforme olmasını önlüyor. Evet. Şimdi normal gıdalar 3 saatte karışıyor ama protein tozu bir yarım saatte karışıyor kana. Hmm, yani özelliği o konuda faydası evet, görüyorsunuz. Tabii ki mutlaka destekliyor. Peki siz kullanıyor musunuz abi onu? Tabii ki ben kullanıyorum. Şu an yarışmaya gidiyorum. Ben süplementlerin evet. bütün A'dan Z'ye hepsini kullanıyorum şu an. Evet. Şimdi gelelim yarışmalara. Siz tabii 5 yıl önce bu yarışma fikrine katıldınız. Evet 5 yıl yapıyorum. Son 1 yıldır da
Yarışmalara katılmıyor. Peki Elazığ'da ikamet ettiniz. Evet. Bu fikir nasıl oluştu? Hocam şimdi ben bu sporu 15 yıl yaptım. Son 5 yıldır da işte böyle profesyonel düşünmeye başladım. Hocam dedim yani artık hocalık yapıyorum. Evet. Bu işle uğraşıyorum. Artık dedim yani bunun bir adı olsun. Bir başarım olsun. Bir antrenörüm. Biri gel bana sorduğu zaman hocam ne işle uğraşıyorsunuz dediği zaman işte vücutçuyum falan dediği zaman bir başarınız var mı? İnsan başını önüne eğiyor. Evet. Dedim en azından bana sorulduğu zaman işte Türkiye şampiyonluğum var. İşte milli sporcuyum. İşte güzel bir ikinci kademe belgem var. Böyle güzel bir şekilde anlatırsan kendini daha iyi ifade edebiliyorsun. Evet. Yani bu noktada nereye başvurdunuz ya da kim sizi çağırdı? Şimdi benim hocam şöyle bir şey var. Kulüp bazında gidiyorsunuz. Yani kulüp olmadığı zaman bireysel olarak yarışma yok bizde. Kulübüm şu an İstanbul'da. Burada aktif bir kulübümüz olmadığı için ben İstanbul'da Şile Spor Kulübü var. Evet. Oraya bağlı şu an benim kulübüm. Yani o Şile Spor Kulübü altında lisansım çıkıyor. Onun adına yarışıyoruz yani. Peki mesela bir yılda kaç müsabaka oluyor? Bir yılda hocam 6 ayda bir oluyor. Mart ayında oluyor, bir de Eylül ayında oluyor. Mart ayında olan Avrupa Şampiyonası'na gidiyor milli takım seçmeleri olarak. Eylül ayında olan da Dünya Şampiyonası'na gidiyor milli takım seçmeleri olarak. Tabii. Siz peki kaç yıldır millisiniz? Ben şu an bir yıldır hocam milliyim. Geçen yıl milli oldum yani. O da o zaman tabii yine işte maddi destek bulamadığımız için, sponsor desteği bulamadığım için yani tam böyle konsantre olamadım. Yarışmaya gittim. Yani İspanya'ya gittim geçen yıl. Evet. O zaman pek fazla başarılı olamadım yani. Evet. Zaten kademe kademe gireceğiz. Millilikten ziyade sponsora da gireceğiz sevgili Selçuk abi de. Şeyi sormak istiyorum ben size. Şimdi tabii yarışmalara katıldınız. Evet. Yarışmalarda ilk Türkiye şampiyonluğunu geçen yıl mı aldınız? Geçen ilk yarışmaya katıldığımda dördüncü olmuştum. O zaman işte böyle bir başarı değil de bir yarışmaya katılayım, bir göreyim ortamı, bir üzerimdeki... Peki yarışmalar nasıl oluyor? Onu aslında aşmak lazım biraz. Hocam yarışmalar şimdi nasıl diyeyim sana? Belirlenen bir... mesela geçen yıl Antalya Mart ayında Antalya şeyde oldu, Side'de oldu. Evet. Yani yarışmalar işte herkes kendi kulübü var. Kendi kulübünde işte güzel bir şekilde lisansı çıkıyor. Tamam. Herkes bir süreç içerisinde... Bir 3-6 aylık bir mesafe var. 6 ay güzel çalışıyor. Herkes güzel bir şekilde idmanını yapıyor. Güzel bir şekilde beslenmesini yapıyor. İşte müsabakaya herkes hazırlanıyor. Orada bir toplanıyorsun. İşte bunun tartısı var. İşte bunun işte... Kilosu var kilosu değil mi? Boks gibi. Ölçümü var. Doping testi var. Evet. Bunun her şeyi var yani. Şimdi mesela sizin kilo kaç? Benim hocam açık siklet. Yani kilom şu an 77 kiloyum. Evet. Ama benim açık siklet. Bizde kilo yok. 40-49 yaş arası giriyoruz. Ya da 45-49 arası. Bu... kişiye göre değişiyor. Bazen mesela 40-44 arası ile 45-49 arasını ayırıyorlar. Ama diyelim ki işte 40-44 arasında iki tane sporcu var. Başka yarış katılımcı olmadı. Mecbur onları da bizim kategoriye atıyorlar. Ya da bizde az var, bizim kategoride diğer sikletleri atıyorlar. Bu şekilde devam ediyor yani. Şimdi tabii gösteri olarak sizin birkaç fotoğrafınızı da gördüm. Evet. Çıktınız, vücudu jüriye mi gösteriyorsunuz? Evet, jüriye belirli mecburi pozlarımız var. Bir önden duruş var, yandan duruş var. Sırt pozumuz var, bir daha yandan duruş yapıyoruz, bir de önden duruş yapıyoruz. Bunu yaparak size puan veriyorlar. Tabii evet, yani güzel bir poz veriyorsunuz. Tabii görsel olarak da bizim için çok önemli. Atletik fizik olduğu için çok fazla böyle kaba vücuda gerek yok bizde. Yani böyle atletik fizik tarzında işte simetri, ona çok dikkat ediyorlar. O klasik tarz da var tabii yani. Evet. Kademe kademe değişiyor. Peki haftada kaç idman var? Kaç idman yapıyorsun? Hocam ben şu an haftada yani haftanın 5 gün idman yapıyorum, 2 gün istirahat yapıyorum. Evet, yani arda arda mı çalışma yoksa? 3 gün yapıyorum, 1 gün dinleniyorum. Bu şekilde devam ediyorum yani şu an. Tabii dinlenme yapmak gerekiyor. Zaten dinlendiğin gün kas gelişimi oluyor. Vücut kendini toparlıyor. O yüzden dinlenmek çok önemli sporda. Evet. Şimdi Selçuk abi tabii siz hem beslenme olsun, hem katılım olsun yarışmalara. Evet. Bu noktada... bilmiyorum federasyonunuz var mı ama? Federasyonu Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonumuz var. Ona bağlıyız zaten biz. Mesela masraflar karşılıyor mu? Antalya işte değil şey hocam, şöyle bir şey var. Şimdi biz bu kategoride de şu 18-23 yaş arası var, 25-28 yaş arası var, 30-35 yaş arası var ve 35-40 yaş arası var. Evet. Şimdi bütün kategoriler var. Bu kategorilerde işte şimdiye kadar herkesin masraflarını karşılıyorlardı. Ama 3-4 yıldır 40 yaşın üzeri karşılamamaya başladılar. Niye 40 yaşın altı? Bilemiyorum artık federasyon... Sayı az diye mi? Yani sayı değil de neden yaptı bilmiyorum yani 40 yaş üzerine artık... Federasyon başkanı nereli? Niyazi Kurt hocam bilmiyorum valla nere olduğunu bilmiyorum. Ama tam Niyazi Kurt adını biliyorum ama pek fazla sporcuya destek vermiyorlar yani. Onu söyleyeyim. Ben milli takım olarak gidiyorum.
Yani eleştirmek istemiyorum. Tabii tabii. Ama yani sonuçta yine de bize destek verseler iyi olur. O yüzden zaten sponsor desteği arıyoruz. Biz biraz sıkışıyoruz yani. Tabii. Şimdi sponsor desteğine gireceğiz. O önemli bir şey. Çünkü hem ilimizi hem ülkemizi temsil etme evet, bu noktada vasıfsız kalmaması lazım kimsenin. Elazığ'da bir ilk zaten hocam. Yani evet, şu an değil mi? Elazığ'da ilk Türkiye şampiyonu milli olan sporcusunuz bir de. Milli sporcu olarak yani. Yok, vücut geliştirici olarak. Evet, vücut geliştirici ilk benim. Şu an asırlardır ben kimse görmedim ve duymadım yani. Evet. İlk defa bende oldu ama hiç destek de göremedik. Kendimizi tanıtamadık yani. Evet. İşte bu futbola noktada daha çok önem veriyorlar hocam. Yani bilmiyorum ben bunu. Ama neye? Biraz da futbola. Elazığ'da evet, çok futbola destek veriyor. Evet. Biraz daha diğer spor dallarına destek verseler benim bir sürü arkadaşım var. Yani böyle vücut geliştiren kendini tanıtamıyor. Sponsor desteği olmadığı için yani kendini gösteremiyor. Kendini ön ayak yapamıyor. Aslında çok önemli bir şey de Selçuk abi, şimdi birazdan seninle ikileme gireceğiz. Diyeceksiniz niye? Şimdi bak ben bir beden eğitim öğretmeniyim aynı zamanda. Bizim öğrencilerimiz de var hazırlık etapında. Şimdi bakıyorsun vücut geliştirici, böyle vücudu gelişmiş bir şekilde bizim antrenmanlarımıza katılan veya işte bizim çalışmalarımıza katılan arkadaşlar seri ve çeviklik bakımından zayıf kalıyorlar. Çünkü vücudu döndürmede sıkıntı yaşıyorlar evet, ya. Evet. Ama diğer noktadan bakıldığı takdirde şimdi siz az önce saydınız, dediniz ki 6 aydır tatlı yemiyorum. Evet, muhakkak ki kötü alışkanlığınız yok. Sigara, alkol, yok, imkansız, hiçbir şey yok. Mümkün değil. İşte diyoruz ya spor bazı kötü alışkanlığın önüne geçiyor. Evet. İşte tam da bu fitness geçen noktalardan bir tanesi. Evet. Çünkü ister istemez düşünsenize tatlı bile yemiyorsun yani. Tatlı, yani evet. Biz ki Anadolu insanı, Anadolu yok. Tatlı aşığı yani. Şimdi dolayısıyla bu noktada iyi ama ben fitness'ın bir şeyini tasdik etmiyorum, beğenmiyorum aslında, eleştiriyorum. O ne biliyor musun Selçuk abi? Nankör bir spor. Evet yani. Şimdi mesela ben de zamanda gençken tabii her gencin de şeyidir, rüyasıdır. Böyle vücut yapayım işte, şöyle dursun, evet, yazın tişörtü giydiğim zaman böyle çıkayım falan. Tabii işin esprisi bir yana, bunu yaptıktan sonra bunu devam ettirmek önemli. Hani vücudumuzu yaptık, sizin gibi mükemmel bir vücudunuz var. Teşekkür ederim. Bu vücudu yaptıktan sonra bir 3 ay idman yapmazsanız ne olur Selçuk abi? 3 ay idman yapmadığım zaman tabii ki bayağı bir geri giderim. Bir de sarkıyor değil mi? Güç kaybı olur ve şeylerde, kaslarda gerileme olur tabii ki. Evet. Mutlaka oluyor. Evet, bu vücudun sarkması noktası aslında sizden dinlemek istiyorum. Sarkması şimdi bu vücut metabolizmasına giriyor. Herkesin vücut metabolizması farklı. Evet. Ben bıraktığım zaman sarkar. Sen bıraktığın zaman sen de zayıflarsın. Hmm. Yani şimdi herkesin farklı. Herkesin bir vücut metabolizması olduğu için. O yüzden hani herkes bir değil. Ama gerçekten de nankör bir spor. Evet. Ama tabii spor yapan, geçmişi olan bir sporcu olan kişi yani 3 ay bıraktı diyelim ki biraz geri gitti ama bir 10-15 gün içerisinde toparlar. Mı? Ama sıfır bir insan 3 ay yapıp da bıraktığı zaman çok geriye gider. Evet. Bu noktada zaten nankör spor olmasının, işte bu kadar dilde olmasının nedeni de işte bu. Öyle ki çok iyi bir şekilde hazırlanan, bu spora ilgi duyan arkadaşlarımız var. Evet. Bıraktıkları zaman ben görüyorum yani, gözlemleyebiliyorum. O yüzden bağımlı hale getirilen bir spor da. Bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz fitness sporu ilk nerede kuruldu, nasıl oldu, nereden gelme, ama galiba Amerika'dan geldi. Amerika'dan geldi, evet, evet. Yani oradan geldi. Yani kapitalist bir spor oradan geldi de belli zaten. Ya bizde bir pek fazla gerçekten yani bu spora destek yok. Elazığ'daki ilgi nasıl? Mesela birisi sizi gördüğü zaman Selçuk abi diyor mu ya, bir fotoğraf çekelim çok tabii, iyi. Tabii tabii tabii, örnek oluyoruz yani gençlerimize. Gençlerimiz bizim yani şeyimizle spora yazılıyor. Tabii. Biz yani gençlerimize bayağı bir örnek oluyoruz yani, gelsinler. Dışarıda gezeceklerine, kafeye falan gideceklerine, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Aynen gelsinler, öyle, mükemmel. Sporlarını yapsınlar. Yani ben bayağı bir destek oluyorum. Yolda karşılaşıyoruz, işte bana soruyorlar. Hocam işte bu vücudu nasıl yaptınız falan diyorum. Gelin spor salonumuz var, işte yerini tarif ediyorum. Gelin bir görün, bakın. Siz de gelin sporunuzu yapın. Yani güzel bir şekilde teşvik etmeye çalışıyoruz gençlerimize. Bir de yaşın 47 olması da önemli. Evet hocam. Çünkü siz de söylediniz, 47 yaşındakilerin birçoğu tabii spor yapmadığı için. Ya hocam şu an yani da gerçekten de 47 yaşında şu an spor yapmayan bir insan benim yanıma gelirse gerçekten de yani evet, çok farklı. Normal yatkınlığınız nasıldı mesela Selçuk abi? Zamanında hani gençken böyle bir 18 evet, ya da bir 15, biraz daha aşağı indirirsek 14-15 yaşlarında sporun sadece fitness değil de mesela futbola, basketbola, handbola, boksa, diğer spor, atletizme vardı. Vücudunuz çünkü sizin atletik olarak biraz daha şu an böyle benim görünüyor hocam, ama zamanında bilmiyorum böyle sporu mi? Sporu da seviyordum ama ben çok güreşi seviyordum. Eğer tabii, ben yani güreşi nasıl diyeyim, profesyonel yapsaydım kesin milli olurdu güreş. Değil mi? Evet. Ona niye çok yaptığım abi vardı. Bilmiyorum yani, o zaman
çok eskiden böyle kulüp azdı. Yani böyle ne bileyim yani spor dalı. Yıllardır da Elazığ'dasınız. Yıllardır Elazığ'dayım evet. Tabii. Elazığ Selçuk abiyi değerli spor severler Selçuk abiyi caddelerde görebilirsiniz. Yürüyüş evet, yaptığı hocam. Zaman kendini belli ediyor zaten. Sizleri görüyoruz Selçuk abi. Ama tabii sizin hem ülkemizi hem de Elazığ'ı evet. temsil etmeniz ayrı bir boyut. Türkiye şampiyonluğu elde ettiğiniz zaman Elazığ orada söylediniz mi? Elazığ geçmedi ama ben kendim söyledim tabii hocam. Şimdi kulüp Şile olduğu için Selçuk dönmez diyor. Evet. Şile İstanbul diye geçiyor. Ha, Elazığ o geçmedi. Kötü zaten. Yani ama biz Elazığ'ı yerleştirmemiz lazım Selçuk evet, abi. Evet orayı yerleştirmemiz gerekiyor. İşte kulüp orası olduğu için. Burada aktif kulübümüz yok hocam. Ha. Peki burada yani, bir kulüp açılsa. Mesela siz kulüp bir kulüp açsa ben buradan giderim. Mesela siz bir kulüp açsanız. Tabii ki yani. Katılım olur mu sizce Elazığ'a? Katılım bence olur. Gençlerimiz bu spor. Yani şu an hocam gerçekten bir spor salonumuza bir uğrasanız. Yani gerçekten bizim şu an 1000 üyemiz var spor salonumuzda. Bayağı bir üyemiz var. Gençler bu sporu çok seviyor. Evet. Ama destek yok. Peki işte desteğe gireceğiz de mesela diyelim ki siz bir kulüp oluşturdunuz. Evet. Kulüpte sporcu çıkardınız. Zaten evet. bu işin içerisindesiniz. Zaten sevgili ASKF Başkanımız Sayın Mustafa Gür de bu noktada çok yardımcı oluyor kulüp bazında. Evet. Yani bir şeyler olabilir. Aslında Elazığ'a bir kulüp kazandırabiliriz bu noktada. Bence, evet bence çok güzel olur yani gençlerimiz. Dediğim gibi yani şu an hazırlanan bak yani bizim spor salonunda da gençlerimiz şu an hazırlanıyor. Evet. Türkiye Şampiyonası hazırlanan gençlerimiz var. İşte dediğim gibi yani işte kendilerini belirtemiyorlar. Tabii. Yani o yüzden yani gerçekten bir aktif kulüp lazım. Evet, onları da ben zaten kendi Selçuk abi gelelim şeye. Sponsora. Evet, şimdi hocam. Türkiye Şampiyonluğuna gittin. Oradan İspanya'ya gittin. Mesela 6-9 Aralık tarihlerinde Tarragona. Tarragona. Tarragona şehri. Tarragona kentinde. İspanya'nın Tarragona. İspanya'nın evet. Tarragona kentinde bir şampiyona evet. var ve bu dünya şampiyonası. Evet. Kaç kişi katılacak buraya? Şimdi bizim gruptan bir 15-20 kişi var. Yani İstanbul'daki? İstanbul'da evet. İstanbul'da evet. Şimdi yok Şile'de değil. Milli takım olarak. Milli takım olarak. Türkiye'de 15 evet, kişi biz var. Evet biz 6 Aralık saat sabah 9'da milli takım Sabiha Gökçen'de toplanacağız. 11'de de uçağımız kalkıyor. Hmm. Yani orada buluşup işte şampiyonaya doğru, İspanya'ya doğru gideceğiz yani. 15 kişi bizim ülkemizden gidiyorsa muhakkak her ülkeden 15 kişi her ülkeden var evet. Her ülkenin birincisiyle ikincisi geliyor. Hmm. Yani şampiyona tabii kategoriler farklı. Bunun klasiği var, bunun işte atletik fiziği var, işte bodybuilding'i var, değişik kategorileri de var. Yaş bodybuilding var. Şey demekti değil mi Selçuk abi? O biraz daha kütle olarak, yani kütle olarak bacak da gösteriyor sunumda. Yani o biraz da bizde bacak yok, bizde kalf gösteriyoruz. Bir de üst vücudu gösteriyoruz sadece. Evet. Şimdi sponsor noktasında. Elazığlı iş adamı Sayın Veysel Demirci size destek oldu. Buradan Veysel abiye de selamlarımızı çok iletelim. Veysel Demirci. Veysel Demirci kral abimizdir. İyi bir abimizdir. Elazığ'da çok da katkısı oluyor bu noktalarda. Sevgiye selamlarımızı gönderelim Veysel Demirci'ye. Ziver Holding Yönetim Kurulu evet. Başkanı. Şimdi Sayın Veysel Demirci'nin bu jesti gerçekten bizleri mutlu etti. Ben de çok sevindim gerçekten. Sevgili Özgür abi Günüşi Gazetesi'nin evet. spor müdürü haberinde sizleri de kullanmıştı. Orada görünce de gerçekten ben çok mutlu oldum. Çünkü böyle etkinliklere iş adamlarımızın destek olması çok önemli. Yani evet, bu noktada gerçekten. İş adamlarımız gerçekten ilimizin değerlerine sahip çıkıyor. Ve ilimizin bütünleştirici gücünü de gösteriyor. Çünkü biz Elazığ'da gerçekten sadece tekelde değil de Türkiye'yi tabii ki temsil etme anlamında siz bütün ülkeyi temsil ettiğiniz için. Ama biz Elazığ'da yerelde tabii hep birbirimize destek olacağız. Sayın Veysel Demirci evet. beyefendi olmak üzere siz veya işte başkaları el ele kol kola olduğu sürece biz Elazığ'da daha iyi işler çıkartabiliriz. Dolayısıyla böyle destekler sizlere muhakkak gelmesi lazım. Bekliyoruz çünkü, gerçekten. Çünkü gıda gerçekten çok önemli. Bir protein tozu sizin kullandığınız protein tozu nereden baksan 1 TL'den hocam. Aşağı değil o kaliteli olanlar. 400 lira 500 lira alıyoruz. Bir ay gidiyor. 35 gün gidiyor hocam. Evet. Siz kullanıp yaptığınız zaman 35 gün gidiyor. Evet bir de beslenme var. Bir de beslenmesi var. Yani benim aylık sadece beslenme ayırmam 1700 lira. Ciddi misiniz? Gerçekten öyle yani. Şu an ben günlük 1 kilo et tüketiyorum. O zaman? 400-500 gram pirinç tüketiyorum. 100 gram yulaf tüketiyorum. Bunun yeşilliği var. İşte... Yani bayağı bir şey Selçuk var yani. Selçuk abi şeye atletizm diyorum. Fitness'a zengin sporu diyorlar ya. Aynen de öyle. Maşallah sen de zenginsin o zaman. Zengin değil hocam. Gündüz işte dediğimiz gibi boya işinde çalışıyoruz. Evet. Kendimize destek alıyoruz. Ya maşallah. Şimdi Selçuk Dönmez abimiz gerçekten bu noktada önemli işler de yapıyor. Gündüz boyacılık yapıyorsunuz. Evet. Gece de geliyorum işte hocalığımı yapıyorum evet. 4-5 saat. En sonunda 1,5 saatte idmanımı yapıyorum. Yani benim gece hayatım 5 saat. Hmm. Ya bu işte uyku da çok önemli ama uykumu tam alamıyorum işte. Öyle. Ne yapayım mecburen?
Bu arada işte yine Veysel Demirci'ye sizin çok teşekkür ediyorum. Bana maddi ve manevi verdiği destekten dolayı daha da motive oldum ben. Bana verdiği bu destekten dolayı daha da hırslandım. İnşallah Allah'ın izniyle orada bir derece alıp geleceğim. Tabii tabii ve bizleri de mutlu edeceksiniz. Hem Elazığ hem Türkiye'yi. Evet. Bir de zaten kupaları gördükten sonra gerçekten başarı çok önemli bir şey. Yani başarı insanı çok büyük motive ediyor. Başarı insanı gururlandırıyor. Başarı bir aidiyet duygusu oluşturuyor. Mesela sizlerin başarılı olması muhakkak İspanya'da nerede? Torregana kentinde evet. Siz dünya şampiyonluğuna ulaşsanız veya dereceye ulaşsanız ne yapacaksınız? Elazığ'da aklınıza gelecek. Hocam çok güzel şeyler olur. Yani şimdi ben orada şampiyon olduğum zaman Elazığ'ın adı, Türkiye'nin adı daha güzel bir şekilde duyuracak. Tabii. Kendimizi daha güzel bir şekilde ifade edeceğiz. Bu sporun ne kadar özgüvenle vereceksiniz artık. Tabii bu sporun ne kadar güzel olduğunu, bu sporun ne kadar sağlık açısından olsun, aktif sosyal açısından olsun gerçekten güzel bir spor olduğunu herkese tanıtmaya çalışacağız yani. Evet. Peki mesela sponsorluk görüşmeleri sürüyor. Mesela sizler görüşüyor musunuz veya sizlere ulaşan var mı? Şu an vallahi sadece işte Ziver Holding'den destek aldık. Yani şimdi bilmiyorum ama Medical Park'ta galiba destek vereceğini söylemiş ama şu ana kadar bir bilgim gelmedi. Bana bir yani buradan vesile olalım Medical Park. Evet, Universal Göz inşallah Universal Göz de bize bir destek olacak galiba. Bize bir destek olur. Universal Göz de demiş yani ona da bir destek olur. Evet, demiş maşallah. Ama. Yani tam bilmiyorum ama yani şu an beni arayan olmadı yani. Evet. Şimdi siz şeyi de söylediniz tabii. Hani dediniz ki Elazığ'da futbola çok büyük bir tutku var. Evet hocam. Yani futbol noktasında tabii tüm şehirlerde olduğu gibi futbol çok tercih ediliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Bazı futbolcular vücut yapıyor. Yani sizce bu branş sporlarında, takım sporlarında evet. Ya da söyleyeyim. Takım sporlarında bu vücut yapan sporcular kendi bulunduğu takım sporlarını yapabilirler. Mesela zararı olur mu veya faydası zararı olur mu? Zararı olur tabii çünkü neden? Bu fitness biraz hantallaştırır vücudu. Niye hantallaştırır? Niye ağırlaştırıyor abi? Hocam şimdi ağırlık kaldırıyorsun. Vücuda kas kazandırdığın zaman vücut yavaş yavaş ağırlaşmaya başlıyor. O yüzden futbolcunun ona göre idman yapması gerekiyor. Genellikle altı ekstremite. Yani biz ona çok fazla tabii biz ona fazla bir yüklenme yapmıyoruz. Ona biraz daha çeviklik, ona biraz daha hafif güç kazandıracak hareketler yaptırıyoruz. Yani böyle ağır spor yaptırmıyoruz body evet. olarak. Peki hep makineli spor mu yapmak lazım vücudu geliştirmek hayır için? Hayır hocam makineli spor şimdi nasıl diyeyim? Şimdi makineli sporda size şöyle bir şey söyleyeyim. Makineli sporda yeni gelen, sporu da bilmeyen, hareketi yanlış yapacak olan kişiler yaptırıyor. Çünkü hareketi bilmiyor. Daha yeni başlamış makinede yanlış yapma şansı yok. Evet. O yüzden makinede yaptırıyoruz. Bir ikincisi makinede yapılan hareket biraz daha böyle düşüktür. Ama bölgesel ve serbest ağırlıkta çalışmak daha etkilidir. Evet. Mesela kendi vücut ağırlığında bir sporcu, bizleri takip eden gençler vardır muhakkak. Evet. Kendi vücut ağırlığında evde nasıl çalışabilir? Ya şimdi evde ya şınav çekebilir varsa yani. Evet. Banfis çekebilir, işte mekik yapabilir. Yani bu şekilde bu plank şeyler. Durabilir. Evet bu şekilde şeyler yapabilir. Yani eğer evde alet falan yoksa onları yapabilir. Bazı fenomenler var Selçuk abi. Mesela evet. Instagram'da falan çıkıyor. Diyor ki 15 dakikada göbeğe son. O türden bir şeyin var mı? Hocam şimdi göbeğe son öyle bir şey yok. Şimdi mekikle karın erimez. Bunu evet. size söyleyeyim ben. Kardiyo yapman gerekiyor. Yani ilk önce bir göbeğin üzerindeki yağı götürmen gerekiyor. Evet. Bunu işte kardiyo yapman lazım. Kardiyo bir önemli. İkinci yine beslenmeye geliyoruz. Diyeti çok iyi yapman gerekiyor. Yani mesela, yemeyeceksin. Peki yemeyeceksin şunu değil. Kaliteli besleneceksin evet. yani. Şimdi bizim o gün de sevgili Erap Hoca ile konuşurken, Erap Sarıkamış Hocam buradan sevgilerimi göndereyim. Şimdi diyor ki işte ben nasıl zayıflayacağım? İşte Mustafa evet. bizi zayıflatmadı. Dedim ki hocam yemeyeceksin. Ya diyor o zaman ben nasıl yemeyeyim, tatlıyı nasıl yemeyeyim mesela. Şimdi gelelim o konuya. Evet. Şimdi mesela diyelim ki ben kilom var, kiloluyum. Evet. Ama ya arkadaş harput köfteden de olmuyorum ya. Harput köfteyi de yiyeceğim yani. Veya ben tatlıyı da yiyeceğim. Tatlısız olmaz. Bunları yiyip de bunları eritebilir şimdi miyim? Şimdi onları nasıl yapacaksınız hocam? Kendinize bir gün belirliyorsunuz. Ha, haftanın bir günü işte ben diyeti bozacağım. Evet. Haftanın bir günü güzel bir şekilde nefsini köreltiyorsun. Evet. Ama haftanın altı gününde güzel diyetine devam edeceksin. O altı günde bazı kesimler diyor ki ya ölüm var ya boşver ye gitsin. Ama işte o zaman hocam istediğin derece istediğin seviyeye gelemezsin o zaman. Yani biraz sabır edeceksin. Sıkıntılı bir süreç yani bu zor yani bu spor gerçekten de nefsini tutan kişi bu sporu yapar. Bunu söyleyeyim ben size hocam. Yani ağırlık kaldırmayla vücut geliştirmenin hiçbir alakası yok. Değil mi? Nefisle alakalı bence. Şimdi ben yarışmaya gidiyorum. 6 aydır diyet yapıyorum. Yarışmadan sonra diyeti bozacağım. Evet. İdmanım aynı. Ama diyeti bozacaksınız. Diyeti mecbur bozmak zorundayım. Artık daha yani vücut artık kaldırmıyor. Şimdi diyeti bozdum diyelim.
diyeti bozuyorum, idman stilim aynı. İdmanımı değiştirmiyorum ama vücut yağlanıyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum, insanlar anlamıyorlar. Yani istersen kendini öldür idmanla, yine o vücudu düzeltemiyorsun. Beslenmeyi yapmadığın zaman. Her şeyim aynı, idmanım aynı. Sadece bir beslenmeyi değiştiriyorum, vücut hemen yağlanmaya başlıyor. Evet, peki... tabii Türkiye şampiyonluğunu elde ettikten sonra diyeti bozdunuz o gün değil mi? Tabii ki bozdum. En az bir ay falan yani öyle çok abartılı bir şekilde bozmuyorum tabii. Evet. Ha, yine bilinçli bir şekilde bozuyorum. Peki ilk Türkiye şampiyonluğunu bitirdikten sonra hani geldiniz ya Elazığ'a. Evet. Diyeti bozarak ilk ne yediniz abi, o önemli. Vallahi diyeti bozma ilk tatlı yedim. Değil mi? Gerçekten de tatlı ihtiyacı adama çok şey yapıyor yani, zorluyor. Kan şekeri düşüyor. Kan şekeri düşüyor, bir de insanın canı çok çekiyor. Evet. Aklıma hiç yemek gelmedi zaten, hep tatlı. Evet. Tatlı gerçekten bilmiyorum yani, insanı çok can çekiyor. Evet, bu konuda zaten bir ara diyeti bozdunuz ama bizim Milat abinin programına inşallah sizi alalım. Milat mutfağında güzel tatlıları yemiş olursunuz. İnşallah. Zamanımız da daralıyor aslında, evet. Ben sizlerle keyifli sohbetimiz sürüyor Selçuk abi. Bizim programda böyle büyüklerimizle abi kardeşiz. Çok teşekkür ederim. Gençlerle işte böyle dostuz. Güzel bir şekilde Aden Z spor programında Kanal Fırat Spor Servisi olarak böyle sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Önemli olan zaten bu. Sizler gibi değerlerimizi, sizler gibi böyle başarılı kişileri böyle ekranlarımızda buluşturmak, halkımızla, vatandaşımızla, Elazığlılarla ve Türkiye genelindeki bizleri takip eden spor severlerle buluşturmak bizler için önemli. Şimdi tabii bu kupaları da size soracağım. Bu kupaları buraya koyduk ama değerli kameraman arkadaşlarım yakınlaştırırlarsa aslında biraz bakmış oluruz. Bu kupaları Türkiye şampiyonluğundan mı aldınız yoksa başka yerine mi aldınız? Türkiye şampiyonluğu hocam. Birincisi zaten şu geçen 12-16 Eylül'de düzenlenen Dünya Milli Spor Milli Takım seçmelerinde birinci oldum. Evet. Bu da 4-8 Eylül'de bu yıl 2019 yılında ikinci oldum. Evet. Aldığım kupa. Milli takım seçmelerini gerçekleştirdiniz tabii. Zaten bizim bu 6 ayda bir gerçekleştirilen yarışmamız milli takım seçmeleri. Evet. Yani dünya şampiyonası bir de Avrupa şampiyonası. Peki Selçuk abi, bu milli takım seçmelerini yapan hocalar kim? Bunu tabii belirli hakemlerimiz var. Benim gibi önceden vücut yapmış. Ha, yapmış. Bu işle uğraşan. Yaşlanmış ve, ya da evet, bırakmış. Aynen, bu işi bırakmış. Hakemlik kurslarımız var. Hakemlik kurslarını, hakemlik belgesini alıp da orada yani aynen bizim gibi o şekil bize puanlama yapıyorlar. Yani işte ona göre belirleniyor yani birinci, peki, ikinci. Peki puanlama demişken genellikle böyle biraz daha puanlama sistemi olan yerde nasıl söyleyeyim? Referansın etkisi var mıdır veya işte biraz hocam, daha ben olabilir. Lobinin etkisi lobi var mı? Olabilir. Mesela hocam, lobi sizin branşta da mı önemli? Fitness'ta da mı önemli? Önemli, evet. Oluyor. Çünkü biz böyle 10 tane hakem var tabii en azından. Tabii ki yani herkesin işte yarışmacılar, herkes bir puan veriyor. Şimdi yani sempati gelen bir yarışmacısı varsa, tanıdık bir yarışmacısı varsa yüksek puan verebilir yani. Öyle bir şey demeyiz. Şimdi gelelim belgelere. Şimdi sizlerin de çok belgesi var. Millilik belgesi, antrenörlük belgesi. Antrenörlük kaçıncı kademe? İkinci kademe belgesi. İkinci kademe. Evet. Beş kademe kadar var diğer branşlar gibi. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla geçtiğimiz yıl mıydı? Ya tabii biz kendi öğrencilerimize de atmıştık da onu grupta. Fitness eğitmenliği Diyarbakır'da mı açılmıştı Selçuk abi? Nereden açılmıştı? Burada açıldı ya. Elazığ'da açılmıştı değil mi? Çünkü ben hatırlıyorum. Böyle 10 gün önce açıldı. Aynen öyle. Hem birinci kademe hem ikinci kademe açılmıştı. Açıldı. Katılım nasıldı? Katılım hocam birinci kademede kontenjan doldu, dışarıda kalan oldu ama ikinci kademede bir 20-25 kişi olmuştu. Tabii birinci kademeyi alacaksın ki ikiye geçeceksin. Tabii geçeceksin. İkiye geçeceksin, aynen. Peki bu belgeyi de sürekli atletizm biliyorum aslında da. Fitness antrenörlüğü veya fitness federasyonu mu veriyor? Evet. Fitness onun da bir ücreti var mı? Vücut gelişme federasyonu, evet var. Şu an 700 TL miydi? Birinci kademe 1750. 1700 TL mi olmuş ya? Tabii ikinci kademe 1900. Selçuk abi çok pahalı ya. Çok pahalı, evet. Yani gençler nasıl alsın onu? Ne yapayım, mecbur almak zorundalar. Belgesiz de spor salonlarında artık da eğitmenlik yapılmıyor. Birinci zaten kademe yardımcı antrenör. Evet. İkinci kademe antrenör. Ya da salon açarsanız ikinci kademe belge kullanmak zorundasınız. İkinci kademeyle salon açabiliyor musun? Tabii ki ama tabii onun da belirli bir metrekaresi var. Yani mesela diyelim işte 800 metrekare, 1000 metrekare diye geçiyor. Evet. Tabii şimdi belgelerinden sonra o salon mantığına geleceğim de. Birinci kademeyi aldınız. Tabii şimdi evet. Şu an ikinci kademe. İlerleyen zamanlarda 3'ü alacaksınız. İşte Temmuz ayında Allah'ın izniyle inşallah gideceğim. Mesela 1700 TL üçüncü kademede de veriyorsunuz herhalde. 2000 lira gibi civarı vereceğiz galiba. Abi sen çok para harcıyorsun ya. Çok para harcıyorum. Bu spor işte dedik ya, zengin sporu. Evet.
O yüzden ne yapayım? Mecburen bu mesleği yaptığın zaman tabii, artık mecburen bazı şeyler yapmak zorundasın. Peki evlilik var mı? Yok şu an bekarım. Maşallah. İnşallah. Ben kendi sporuma aşığım. Aynen öyle maşallah. Biraz işte, uzak kaldım. Ben ne kadar güzeldim. Kendi evet, gerçekten yani bir işi yaptığın kendinizi zaman... Kendinizi bu işe adamısınız. Seveceksiniz evet. Hocam. Çok seviyorum. Evet, kendinizi bu işe adamısınız. Zaten bir işi severek yaparsanız işte böyle evet. Başarılara imza atarsınız. Şimdi Selçuk abi tabii... Bu belgeleri aldın, spor salonu açma mantığına gelelim. Evet. Şimdi Elazığ'da çok yıllar önce fitness salonları bir açıldığı zaman gündeme geldi. Herkes fitness salonlarını çok tercih etmeye başladı ve köşe başı hep fitness salonu olmaya başladı son zamanlarda. Evet. İlk zamanlarda bu kadar yoktu. Şimdi bakıyoruz, hatta çok lüks yerler de açıldı Elazığ'da da, Türkiye genelinde de. Şimdi bu fitness salonlarını açmak için hangi belgelere ihtiyaç var, ne olması lazım ya da normal dışarıdan bir vatandaş açabiliyor mu bu dükkanı? Normal bir vatandaş açamaz tabii ki. İkinci kademe belgenin olması şart oluyor. Dediğim gibi metrekaresine göre açıyor. Yani evet. 1000 metrekare civarında olması gerekiyor. Eskiden yoktu ama böyle 1000 metrekare. Eskiden böyle bir şey yoktu evet. Şimdi işte bu metrekare... Ruhsat mı verilmiyor? Ruhsat verilmiyor evet. İşte bundan sonra üçüncü kademe olmak zorundasın. O da 1500 metrekare üzeri oluyor galiba. Yani her şey geçen gibi, gün tabii, artıyor Tabii. Yani kademe kademe değişiyor. Tabii yani fitness salonu açmak da basit bir iş değil. Yani gerçekten masraflı bir iş. Yani sonuçta yani tabii makineler pahalı değil mi? Makineler pahalı, kira pahalı. Yani büyük bir yer açma, metrekaresi yüksek bir yer açman lazım. Öğrenciler için bizim salonumuz gerçek. Şu an salonumuz 800 metrekare. Evet. Bayağı bir geniş yani. Dar salonlara öğrenciler gitmiyor. Sıkışık dar olunca spor yapamıyorlar. Havasız oluyor. Tabii. Yapamıyorlar yani. O yüzden hani biraz daha böyle geniş salon açmak gerekiyor. Evet. Masraflı bir iş yani. Elazığ'daki... Öğrenci portföyünü söylediniz de, mesela fitness eğitmenlerini aslında size sormak istiyorum. Elazığ'da evet. Muhakkak ki çok değerli fitness eğitmenleri var. Evet. Fitness eğitmenleri bu işi de yapıyorlar. Evet. Sizce bu fitness eğitmenleri de hani sizin gibi bu başarılara yükselebilirler mi? Evet hocam, dediğim gibi destek olursa gerçekten olurlar. Niye, neden her sene Elazığ'dan bir şampiyon çıkmasın? Tabii, neden Elazığ'ın ismini yankı yani şimdi yankılattırmasın? İş adamlarımız, milletvekillerimiz biraz daha destek olursa, biraz daha gençlere bu sporu sevdirirlerse... Bence olur, olmaz diye hiçbir şey yok. Evet. Yani o yüzden yani destek vermesi gerekiyor yani. Yani. Çıkar yani. Şimdi tabii biz her hafta farklı branş üzerinde konuşan, farklı branşa hakim olan liyakat sahibi sizin gibi değerli hocalarımızı, sporcuları evet. Konuk ediyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Aslında futbolda başta olmak üzere bütün spor branşlarının ortak direnci şu. Diyorlar ki destek, destek, evet. Hep destek. Şimdi sizi şöyle karşılamak istiyorum aslında. Şimdi futbolda destek istiyor, basketbolda destek istiyor, atletizmle istiyor, boks da istiyor, fitness de istiyor. Evet. Şimdi bizim ülkemizde sizce sporcu olmak veya sporcu kategorisinde yarışmak masraflı mı, çok mu masraflı? Evet hocam, masraflı, gerçekten çok masraflı yani. Şimdi sonuçta bütün her şeyini kendin karşılıyorsun. Evet. Mecburen yani yük biniyor sırtına. Yük binince de olmuyor yani. Mesela boksörler de onu söylüyor Selçuk abi. Yani mesela boksörler, handbolcular, basketbolcular. Zaten futbolu biliyoruz bir MLA spordan. Şöyle bir şey var. Yurt dışında şimdi benimle gelecek yarışmaya katılacak, kategorimden katılacak kişiler. Evet. Ben araştırdım, soruşturdum. Adamlar hem devlet desteği veriyor, hem bir ay, iki ay önceden kampı alıyorlar. Başında profesyonel bir antrenör var. Ona göre yemesini içmesini yapıyorlar. Burada her şeyi kendim yapıyorum. Antrenör benim. Evet. Beslenmeci benim. Ondan sonra idmanımı kendim yapıyorum. Ondan sonra maddiyatımı kendim karşılıyorum. Şimdi ben yine de onlarla kafa kafaya yarışıyorum. Aynen yani. Öyle. Ve birinci oluyorsunuz. Evet, ama şimdi eğer devlet bana bu desteği verse belki onlar benimle yarışamayacak. Tabii. Devletin vermiş olduğu veya vermesi gereken destek nasıl olmalı? Yani sürekli sizi düzenli, programlı bir şekilde mi çalıştırması lazım sizce? Programı değil de en azından böyle maddi bir destek verse, biz zaten bu işi biliyoruz. Yani öyle yabancısı değiliz. Bir de millisiniz sonuçta. Yani sonuçta milliyiz, bu işi biliyoruz. Biz ya biraz böyle maddi destek olduğu zaman biz kendimizi yani yol kat ederiz yani. İlerleriz yani bu yolda. Evet. Yani inşallah bu noktada Gençlik Spor Bakanlığı bir yatırım yapabilir. Çünkü Gençlik Spor Bakanlığı da sürekli istiyor böyle bir çalışmayı. Gençlerimiz çok seviyor vücut geliştirme fitness'i. Gerçekten çok seviyor. Bir de güzel bir görüntü ya. Yani görüntü güzel ya de. Ya şimdi görsellik görünce insanın kendine özgüveni geliyor. Böyle daha güzel, ne bileyim yani, kendini iyi hissediyorsun yani. Evet. Peki gençler, tabii siz o aşamaları çok geçmişsiniz de bazı sporcular var. Bazı bu spora yeni başlayan hem evet. Gençler hem insanlar var. İlk bir ay gittiği zaman bir ay sonra böyle yürüyüşleri değişiyor. Evet, doğru hocam. Mu abi? O nasıl bir şey? Ya şimdi kendine özgüveni geliyor.
Ama işte mecburen yani şimdi biz de onları motive etmek zorundayız. Tabii tabii. Şimdi motive edip adamla güzel spora sevdirmek zorundayız. Mecburen destek olmak zorundayız. Evet. Yani. Şimdi sürekli erkekler üzerinden aslında konuştuk. Hani örneklerimizde evet. Onlar vardı. Bayanlar bu fitness'ı çok yapıyorlar. Yani bayanlar da fitness'ı çok seviyorlar. Tabii onlar genelde böyle biraz daha pilates tarzı şeyler. Evet. Vücut geliştirme yok da sıkılaştırma. Ama bazı bayanlar da var. Onlar da yarışıyor. Herhalde onların da yarışı var. Bizde var şu an. Yarışmacımız var. Bizle birlikte gelecek. Evet, bayan kategorisinde yarışacak. Yani. Siz de birlikte İspanya'nın Tarragona kentine gidecek. Tarragona kentine gittim abi. Nasıl İspanya güzel mi? Gittim yani pek fazla bir fark görmedim ama yani Barcelona çok güzeldi. Barcelona'ya gittik. Evet. Barcelona'ya zaten havalanına iniyorsun. Oradan Tarragona'ya gidiyorsun yani. Oradan bir 90 kilometre uzakta yani. Evet. Peki İspanya'nın katılımı daha mı fazla? İspanya'da sürekli oluyor bu işler. Zaten Dünya Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı İspanya. Olduğu için genelde ama seneye Allah'ın izniyle Türkiye'de gerçekleştirecek. İşte bunu Türkiye'de gerçekleştirsek yine 2020'de burada şey. Hocam. Evet. 2020'de Dünya Şampiyonası Türkiye'de olacak. Allah nasip ederse inşallah ona da katılacağız. Tabii böyle sportif etkinlikler ve organizasyonlar önemli. Evet. Selçuk abi son 2,5 dakikaya giriyoruz. Evet. Biraz da toparlayacağız. Şimdi 6-9 Aralık'ta gideceksiniz. Evet. 16 Kasım'dayız şu anda. Az da bir süre kaldı. İletişimde olduğunuz kişiler Milli Takım Konseyi mi? Evet, İletişimli Milli Takım Konseyi. Şu an işte onlarla irtibat halindeyiz. İnşallah işte bu yakında vizelerimiz çıkacak. Güzel bir şekilde yani işte 6 Aralık'ta toplanıp da işte 7, 8, 9 Aralık'ta şampiyona herkesin bir saati var, yarışma saati. Evet. Peki Milli Takım'ın Elazığ'a bakış açısı nasıl Selçuk abi? Mesela takım, ne yani diyorlar? Genel olarak yok, Elazığ'da pek fazla yarışıyor. Zaten bir sporcu gidiyorum, tek başıma gidiyorum. Yani öyle bir Elazığ ya da Antalya olsun, İstanbul olsun fark etmiyor yani. Sonuçta bir toplanma merkezi, herkes kendi başarısı içinde geliyor, orada toplanıyor. Hmm. Yani öyle bir şey yok yani. Böyle. Temsilcisi var mı federasyonun, Elazığ'daki temsilcisi? Tabii ki yok, Elazığ'da yok. He. Şu an orada işte federasyonda bizim başımıza 4-5 tane görevli gelecek. Evet. İşte onlar bizi yönlendirecekler. Bir de tercümanımız var tabii. Hmm. Onlarla birlikte işte bizi yönlendirecekler. Kaç gün kalacaksınız? 6-7? 3 gün. 3 gün. Gün kalıyoruz evet. Evet. Ya zaten 6'sında orada 7'si, 8'i ve 9'unda yarışmalar. Peki dünya şampiyonu olursan hedefin ne abi? Dünya şampiyonu olursa ben bu sporu artık zirvede bırakırım yani. Öyle olur artık da. Yani 47 yaşında, 50 yaşında. Evet. Yani bırakırım, bırakmam da yani böyle yani yarışmaları bırakırım gibi geliyor bana. Evet. Peki kaç yaşına kadar yapmayı düşünüyorsun abi? Bir tane yani ben, siz şeye başlamadan önce söze Sözcü Gazetesi'nin sahibi vardı. Bilmiyorum denk geldiniz. Ben ona denk geldim. Evet. Yaşı da 80 küsürdü ya. Çok yaşı da yüksekti yani. Hatta çok yaşlı da bir beyefendiydi. O yapıyordu mesela, videoları da vardı internette. Şimdi kaç yaş, 80'i geçmişti. O şekilde yapıyordu. Vücudu da çok şeydi, yani diriydi yani. Sen de öyle düşünüyor musun abi 70'te, evet, 80'de? Ben şu an bir sağlık sorunum olmadığım müddetçe ben bu sporu bırakmam zaten. Yani ölene kadar yaparım. Yani severek yaptığım bir şey olduğu için bırakamam yani, biraz zor. Evet. Görmüyoruz, sağlık sıkıntısı. Evet, sevgili Selçuk Dönmez abicim, programımızı da bitireceğiz. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Tarragona kentine gitmeden önce Elazığlılara buradan ne söylersin? Çok, ben burayı çağırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu sorunları anlattığınız için inşallah faydamız olmuştur insanlara. Allah'ın izniyle Tarragona'ya gideceğim. Bana veren maddi ve manevi destek veren kişilere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah oraya gidip de güzel bir başarı elde edip döneceğime inanıyorum. İnşallah Selçuk abi, Tarragona kentinde bizleri unutma, Elazığ'ı unutma. İnşallah güzel başarılarını bizler de burada yayınlarız ve tabii ki hep dua edeceğiz, hep destekçiniz senin. Çok teşekkür ederim. Arkanda bizim gibi böyle büyük bir ailenin, büyük bir Elazığ kentinin olduğuna hiç unutma. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah, çok teşekkürler. Evet. Değerli spor severler, A'dan Z'ye Spor'da bugün sevgili Selçuk Dönmez abimizi konuk ettik. Tabii 6-9 Aralık tarihleri arasında Tarragona, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonluğu, Dünya Fitness Şampiyonluğu veya işte Atletik Fizik Dalı Şampiyonluğu yarışmasına gidecek olan sevgili Dönmez'e başarılar diliyoruz. Tabii Elazığlılar olarak haftaya yine birbirinden farklı konu ve konukları stüdyomuzu ağırlayacağız. Yarın da 17 Kasım Pazar günü yarın da saat 13'te Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da Bir Evim Elazığ Spor Sivas Belediye Spor müsabakasında maç anlatımıyla sizlerle birlikte olacağız. O karşılaşmada da hafta sonu sporla geçireceğiz inşallah hep birlikte. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.